yerden ne varsa yaşanmamış geçmiş günlerden ne varsa yaşanmamış geçmiş günlerden sevda diye bir kuş gölge. Bir aşk bizi bekliyormuş. Sevda diye bir kuş gönlüme konmuş. Meğer gecikmiş bir aşk bizi bekliyormuş. Neymiş efendim? Sevda diye bir kuş gönlüme konmuş. Meğer gecikmiş bir aşk bizi bekliyormuş. Ben muazzam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu sevda diye bir kuş 8 senedir uçuyormuş. Gelmiş omuzunuza konmuş. Size bir albüm yaptırmış. Niye 8 sene uçmuş, yorulmamış mı? 8 senedir ben çalışıyordum, söylüyordum, ediyordum da albüm yapmaya pek fırsatım olmuyordu, olmamıştı.
Anca denk geldi. Bir albüm yaptık işte. Harikasınız. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. İlk albüm Letafet değil mi? İlk albüm Letafet. İlk albüm evet. Letafet. Peki siz müzikle nasıl tanıştınız? Çünkü burada görüyorum ben siz aslında önce bir Ankara'da hukuk fakültesine başlıyorsunuz. Müzik benim hep gizli ilişkimdi. Hep böyle gizli sevgili durumundaydı. Her şey vardı, müzik yoktu. Ama ya, müzik hep vardı. Öyle oluyor değil mi? Evet. Kesinlikle. Sonradan gizli sevgilimle legal bir aşk yaşamaya karar verdim. Evet. Bütün diğer, bütün işlerimi bırakıp. O da bir oh demiştir ama yani. Evet. Ondan sonra sağlam bir ilişkiye girdik. Epey bir süredir de sadece müzikle yaşıyorum. İtiraf edin, o hayatınızı sorguladığınız bir döneminde dediniz ki sevgilinize hadi gel artık sıra sende değil mi? Öyle bir şeyler oluyor sanki insanın hayatında. Hep böyle bir kenarda duran aslımız, özümüz olan şey. Tabii canım yani müzik, müzikçi ki yani ben bir sürü hakikaten bu benim 32. işimdir. 32. işiniz? 32. profesyonel işimdir. Ciddi mi müzik, söylüyorsunuz? Evet, müzikten önce yapmadığım iş kalmadı. Ne yaptınız, neler yaptınız? 32 iş, Allah aşkına 5 tanesini saysanız programımız biter zaten. Onu, evet, ya, uzun hikaye. Neler yaptınız? Yani, pansiyonculuk da yaptım gençliğimde, gazetecilik de yaptım, yöneticilik de yaptım. Efendim söyleyeyim, işte televizyonculuk da yaptım, iyi kötü bir şeyler, bir sürü şey yaptım. Çevirmenlik yaptım, öğretmenlik yaptım, hocalık yaptım. Tım oğlu tım. Bir sürü şey yaptım. Tım tım. Çünkü orada durdum şimdi hani demişlerdir. Hukuk fakültesinden ayrılıyor değil mi? Geliyor İzmir'e. İzmir'de Güzel Sanatlar Fakültesi evet. Okunuyor. Tiyatro, tiyatro dramatik okudum. Yazarlık bölümü okunuyor evet. Ama onun mutlaka etkisi vardır sanatsal yönünüz olmaz mı? Var tabii canım yani olmaz mı? Yani sonuçta az önce ben sizi üstadla beraber izlerken yani kendimden bir şey izliyormuş gibi izliyorum. Yani mesela ben tiyatro benim için çok önemli. Hiç vazgeçmediğim bir şeydir. Tiyatroyu sadece uğraştım. Okudunuz mu yoksa içinde rol aldınız mı? Hayır ben dramatik yazarlık bölümünde okudum. Yani tiyatro yazarı ve dramaturg olmak üzere kendimi eğittim hesapta. Ben Turgut Özakman'ın öğrencisiyim. Ondan sonra oyun filan yazdım. Geçtiğimiz yıllarda i̇şte ben bir size oyunum, bir şey söyleyeyim oldu. Mi? Evet. Ben izleyicilerimizle konuşmak istiyorum. Sizinle olmuyor dermiş. Ben gidiyorum. Şaka yapıyorum. Hayır şimdi işini tabii bu kadar iyi yapan, hayatı özümsemiş. Görüyorsunuz şarkı söylerken falan. Yani hani başka sözü yok ben şarkı söylerim. Başka bir şeyde lüzum yok. Hayat ortada yaşadık gördük. İşimiz de bu hayatımızda bu her şey ortada insanlar. İşte böyle doygun oluyor, böyle hazımlı oluyor, sakin oluyor. Sunucu da burada böyle kıvranıyor. Paylaşın bizimle, biz sizi tanıyoruz. Biz tanıyan tanıyor tabii de. Olur ha canım, ekran başına oturmuş. Ay ne hoş bir beyefendi, biraz bir anlatsa kendini diyen çok insan var. Biraz tanıtın kendinizi evet, lütfen. Ne hoş bir beyefendi diyen varsa... Ne güzel sesi var, hoş bir beyefendi. Bekliyorum ilgilerini. Efendim işte sizi bugüne getiren çok kilit tarihleriniz vardır hayatınızda. Bugüne öyle kolay gelinmiyor. Böyle güzel sese, böyle duygulu yoruma kolay gelinmiyor. Ben de biliyorum. Neler yaşadınız? Benim dönemeçlerimden bir iki tane dem vereyim fazla uzatmadan. Çünkü ben geçtiğimiz asırdan kalma bir insanım. Estağfurullah. Tarihim biraz uzun. Birincisi Fethiye'den çıkıp Fethiyeliyim ben. Fethiye'den çıkıp bir yatılı okula, bir koleje gitmemdir. Hayatımı feci döndürmüştür hem de. Bornova Anadolu Lisesi şimdiki adı. O müthiş bir şeydir. Sonra oradan çıkıp hukuka gittim. Hukuktan benden hukukçu olmaz fikrine erişip güzel sanatlara geçişim. Ciddi bir dönümdür hayatımda. En son genel yayın yönetmenliği yaparken basında bütün köprüleri yıkıp ben şarkı türkü söylemeye karar verdim deyip her şeyi terk edip müziğe başlamam. Profesyonelce. Cesur yapıda bir bu üç tane şey çok belirleyicidir hayatımda. Peki sizce bu cesaretten mi kaynaklanıyor yoksa zaten hani olması gerekiyordu? Yok canım oldu. Cesaret falan değil aslında yani delilikle izah edilebiliyor. Yani biraz çalıştık psikiyatrilik açıdan. Ama şeyin daha önemi var. Yani mutlu olmaya çalışıyorum sadece. Bu kadar basit. Kesinlikle. Yani kesinlikle. En mutlu olduğum şeyi yapmaya, bulmaya çalıştım.
bir şansım da yaver gitti. Güzel işler yapmaya kesinlikle, çalıştım. Kesinlikle. Yani mesela yöneticilik falan yaptım. Feci kötü bir şeydi. Yani bana hiç uymuyor. Yani hiç ben, kaç yani, sene yaptınız o işi? Yani. Bir de öyle bir durum var evet. Değil mi ya? Yani hani bu işkence gibi gelen şeyi oturu sanki kendimize bir şey ispatlayacağız gibi. Ben bunu yaparım. Ya, ne gerek var? Yapmasan da olur. Daha ya iyi yapacağını. Ben şöyle bir şey değil. Ben kendim kazara oldum yöneticilik. Kazara oldunuz. Nasıl oldunuz? Kesinlikle kazara. Ya girdik orada işte sen iyisin dediler yukarıya para o zaman gençlik dönemi daha çok para veriyorlar diye iyi bir şey zannettim falan filan yok ya bu bana göre değil noktasına çok çabuk geldim ama bir vazgeçmek için de cesaret toplayıp yani biraz da para toplayıp yani biriktirmek anlamında şimdi 3-5 ay işsiz kalacağımı biliyordum kaldım yani onu idare edebilmek için o süre lazım. Hı hı. Ya şeyler filan uygun değil. Yani onun için ben hep şeyin altını çiziyorum. Bu sizin güzel kanalınızda TRT Okul'da benimle bir ben çocukken diye bir belgeseller yayınlanıyor. Benle de lütfettiler, yaptılar. Orada çok üzerinde durdum ve oradan çok alıntı yapılan bir şeydir. Ben bütün arkadaşlarıma başarı öğütlemiyorum. Başarıyı tavsiye etmiyorum. Mutluluğu tavsiye ediyorum. Yani mutlu olmaya çalışın. Başarılı olmaya çalışmak tamamen bir 21. yüzyıl kandırmacasıdır. Evet. Yani başarılı olmaya çalışıp da mutlu olan hiç kimse yoktur. Hı hı. Başarı zaten mutlu olmaktır öyle değil mi? Ya mutlu olmak başarıdır mutlu zaten. Mutlu olduğunuz zaman başarılı olma şansınız vardır. Öyle değil mi? Kendine ama sorar insan. Başarılı olmak mutlaka bir insanın hayatını feda etmesinden geçer. Hı hı. Hiçbir insan hayatını yani feda ederken yani bir vatan uğruna feda, sevgi uğruna feda, sevgili uğruna fedadan bahsetmiyoruz. Yazık günah. Yani şunun uğruna feda edilmiş şey. Ya. Yani tamamen o da işte yani bir yollardan şey geçmek gerekiyor onu bulmak için. O ayrı. Geçiyor da işte onu geçeceğin arayışa devam. Aynen anlamında. Öyle bir arayış tabii. Yani kimisi işte az önce gördük Ahmet Bey'i bambaşka bir şeyler derken kendini tiyatroda buluyor. Hiç alakasız bir ortamda. Ama mutlu bir adamdı. Ama mutlu bir adam ve o mutlulukla zaten gidiyor birincilik tabii, ödülü alıyor. Tabii işte. Yani hani o yolu belki öğretmek zaten lazım. Zaten Ahmet Bey gibi ya da işte benzer modellerde diyelim. şey yaratan, üreten insan tatmin tipi. Olmuş yani anlamda o zaten, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam mimar olma hedefinde. Evet. Gene bir şeyler yazayım, çizeyim filan. Yani o cinsin şeyi belli. Yani bunlar iyi cins diyorsunuz. Üretecek, mutlu olacak. Hayır, aynen onu yapmasaydı öyle. O pastacı olur, pasta tasarımı yapar. Gene üretir, gene mutlu olurdu. Peki siz de diyormuşsunuz ki sahneyi laboratuvar olarak görüyorum. Sahne laboratuvardır. Evet. Nasıl bir laboratuvar? Ne yapıyorsunuz laboratuvarda? Laboratuvarda bir tabii müzikal açıdan bir sahnenin üstü var laboratuvar olarak. Orada her türlü deneyi gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Çünkü ben çok yıllardır sürekli program yapan ve uzunca program yapan birisiyim. Hı hı. Bunu zamana vurduğunuz zaman yani bir çalışan arkadaşlar şimdi haftada 40 saat çalışıyordur. Neyse ben haftada işte 3-4 gecede 40 saati ve bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz. Yapıyorum işte. Tabii. Kimsenin zorla diyor ki hatta tam tersine beni indiriyorlar zorla. Yeter diye dinler tabii çalışan artık. Arkadaşlar git artık in artık falan. Nasıl bir ilişki kuruyorsunuz izleyiciyle dinleyiciyle? Tek tarafta işte o taraf çok önemli. Oradaki ilişki de müthiş bir iletişim laboratuvarı oluyor tabii. Yani şimdi nasıl bir ilişki kuruyorsunuz konusunda hiçbir fikrim kalmadı artık. Çünkü bir şeyi çok feci öğrendim. Ben çok samimi davranıyorum. Bütün ilişkilerimde öyle olmaya çalışıyorum. Orada da aynı samimiyetteyim. Yani hakikaten benim kendi evime misafirlerim gelmişten daha farklı davranmamaya çalışarak onu nasıl yapılması gerektiğini öğrendim. Sanıyorum öğrenmeye çalışıyorum ya da tam öğrenmemişimdir. Dolu mu her programınızda sahne dolu salon dolu değil mi? Mekan doluyor yani. Vallahi çok şükür ben özel sektörde çalışıyorum. Yani bir patronum var ve bu yıl 16. yılım aynı mekanda. Maşallah bu, tebrik ediyoruz. Adres belli artık diyorsunuz. Türkiye rekor yani oldu filan söyleniyordur. Zarttır zürttür olabilir bilmem. Ama bir şey kesin. Yani 3 gün
3 program sahnede olmadığı zaman beni çok seven patronum da benden daha çok sevecek birisini bulabilir. Ama değil mi? Aramaya başlar. Doğru, doğru. Kimse vazgeçilmez değil derler değil ya. Değil güzel böyle bir şey. Alex'ten bile vazgeçiliyorsa Soner Olgun'dan da vazgeçilir yani. Değil mi arkadaşlar? Vallahi billahi doğru söylüyorsunuz. Her şey olabilir ama biz sizden bir şarkı dinlemek istiyoruz şimdi. Memnuniyetle. Ben size bir türkü söyleyeyim. Heh, bağlamamız bakayım. Yanımızda. Bağlama getirdik. Harika. Efendime söyleyeyim. Muğla'nın 3 harfli ilçesi. Muş değil. Ula. Deniz üstü köprü, ey canım, inanay, inan, inanay. Yayı aha binsem canım ey, benim de bu dünyaya gelişim, ey canım, inanay, inan, inanay. Bir güzelin hatırı, ey canım ey. sağlık. Elinize sağ olun efendim. Sağlık. Sizi elektro gitarla da görüyoruz biz ama görüntülerde, fotoğraflarda. Telli çalgıları çalıyorum. Güzel cevap, harikasınız. Peki bu yani müziğinizde tür olarak nasıl yansıyor merak ettim aslında. Ben tek her zaman söylemeye çalıştım yıllardır. Artık sadece şey yapmadığımı biliyor zaten beni. Gerçekten takip edenler, izleyenler yani sosyal paylaşım sitelerinde bile şöyle baktıkları zaman benim sadece bir tür, iki tür filan takılmadığımı bilirler. Ben yapmaya çalıştığım şeyin eğer illa bir karşılığı olacak ise yani bir ad koyalım olsun, diyorsa olsun, merak ediyorum, onun olsun. Adı Etnik Senfonik Rock'tır. Etnik Senfonik Rock. Yani benim muazzam hedefim, gönlümdeki iş odur. Buradan da anlatmaya çalıştığım şey şudur, çok önem verdiğim. Bir üretici, sanatsal bir üretici yaptığı iş ne olursa olsun ayakları toprağına bazarsa iyi olur diye düşünüyorum. İşte toprağım, işte ayağım, işte ben. Öteki taraftan iddiam şudur ki müzikte en üst boyut senfonik müziktir. Çok seslilik bir kere öyle evet, değil mi? Senfonik müzik varılmış en üst estetik boyuttur.
Onun için senfonik müzikten beslenmemek vitaminsiz kalmaktır. Mineralsiz kalmaktır. O eksiği yaşamamak lazım. Senfonik müzikle beslenmek lazım. Acizane bunu da işte gerek ses tekniğime, gerek çalıma, gerek orkestra performansımıza yansıtmaya her zaman gayret ediyoruz. Tadınca tabii. Yani çok isterim arkada bir senfoni orkestrasıyla bu işi yapabilmek. Ama o çok kolay ve pratik değil. Ekonomik de değil. Duygusal ama diyorsun. Ama şey yani laf aramızda şu anda bir senfonik çalışmanın eşiğindeyiz. Pek yakında hayata geçebileceğini umut ediyorum. Öte yandan rock'a gelince rock, yani rock denilen şeye ben rock diyorum. Niye rock diyorsunuz rock? Çünkü o rock'tur aslında. Peki. Anglo-Saksanlar esas olarak rock demişler. Rock, müzik. Tabii. Neyse bu da şunun adı, sosyolojik manada sokağın sesidir. Yani o işin sokaktaki dert, yürüyüş, planı, koşuş. Planı programı yoktur diyorsunuz. Tabii, sokaktadır sokak, o yani. Sokaktır o, yaşayandır. İsyandır, haykırıştır, kavgadır, aşktır. Her sevgidir şeydir. Her şeydir. Zaten. Her şeydir. Onun için rock da bizim türkü zaten literatürünün, yazılı literatürünün ta kendisidir. Eğer biz Anglo-Sakson olsaydık biz de rock yapardık. Biz Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında türkü yapmışız. Ki zaten sosyolojik akrabalıkları rock'la da çok yakışıyor bence de. Evet. Ben de çok keyif alıyorum. Ara ara bazen dalıp çıkıyorum oralara ben de. Mümkün değil zaten. Dalın. Peki bu Sevda diye bir kuş albümünde kimlerle çalıştınız? Türkiye'nin en iyi müzisyenleriyle çalıştım. İddialı bir şekilde, net bir şekilde söylüyorum. Can Şengün diye bir müzisyenimiz var. Bilenler zaten biliyor. Hatta adam bir rockstar. Bilmeyenler için küçük bir ipucu vereyim. Tarkan Devirsin'i tanıyorsunuz herhalde. Onun orkestra şefi şu anda da yani. Tarkan Devirsin'in orkestra şefi. Evet. Harika. Tanımayan varsa anlatayım. Falan tamam. Diyecektim. Türkiye'de varılabilecek en üst noktadaki bir gitarist, düzenlemeci, bir deli arkadaşım. Aynı zamanda düzenledim demiş şarkıları. Tabii. Hem gitarları, Anlasam. Bütün gitarları çaldı. Gerçek müzisyen. Düzen, düzenlemeleri yaptı. Efendime söyleyeyim. Onun dışında Volkan Öktem, Türkiye'nin dünya çapında davulcusudur. O çaldı davulları. Alp Ersönmez de basları çaldı. Zaten bu albümde sadece bir rock band vardı. Artıdan bir de Mehmet Akatay vardı. O da Türkiye'nin dünya çapında perküsyoncusu. Evet. Bütün yani uluslararası işlere çalan adamlar bunlar. Kesinlikle. Efendime söyleyeyim. Grubun içindeki en amatör kişi bendim. Estağfurullah. Sağ olsun da benim şarkılarımı adam ettiler. Müthiş bir hale getirdiler. Kendilerinden çok memnunum. Yani tatmin çok, oldum diyorsunuz çok, ha seneler çok, sonra. Çok, peki çok. Bu anlamda tatminlik ölçüsü müdür diğer albümlerden ayıran bu albümü? Bu albüm aşağı yukarı benim yıllardır yaptığım antrenmandan sonra sahaya çıkışımdır. Harika. Maç bundan sonra başlıyor. Ama şey olmayın yani hani böyle takım oyuncusu olun vallahi bak Alex gibi gidersiniz ona. Çok da bildiğim konular değil aslında. Ben, ben hiç anlamam ama şöyle yani, bağlayayım. Üzüldüm sadece. Şimdi Alex'in sorunu şu, benim sorunum şey, birbirimize farklı noktamız. Alex büyük bir camianın içinde bir başkana bağlı olarak çalıştı. Evet. Ben bağımsızım. Ya. Benim başkanım yok. Ama ben sadece halkın seçeceği cumhurbaşkanı gibiyim. Benim işim güzel. Sadece vatandaşla, oh, müzik güzel. Dinleyicisiyle. Onun için bana hadi sözleşmeni feshettim diyecek birisi yok başımda. Onu ben kendime yaparsam yaparım. Ben yaparım. Onu da Allah yaptırmasın. Bu arada ama benim bu 5,5 yaşındaki kızımın tepkisini anlatmadan geçemeyeceğim. Ben Alex için mi? Haberlerde seyrediyoruz. Şöyle zaplarken, geçerken gördük haberi. Ah, Alex Fenerbahçe'den mi ayrılmış dedi. Dedi. İnanmıyorum dedi ve gözleri doldu. Ben de dehşet içinde seyrediyorum. Nasıl bu tepkiyi verecek? Yaşı, başı, olgunluğu, anlayışı, ilgi. Ya ben niye vereyim? İşte dedi Fenerbahçe'den bir oyuncu mu ayrıldı? İnanamıyorum anne diyerek ağlayan bir çocuğum var. Yani bu da böyle bir şey yani. Çok büyük işmiş. Evet. Ben de izliyorum. Evet, evet. Enteresan. Biz şarkımızı söyleyelim. Bir şarkı daha alalım. Türkü mü? Bir Azeri türkü aslında haydi. Ama. Haydi. Yaşasın. Hepinizin
bildiğine emin olduğum. Yaşasın. Sanat musikisi kıvamında da kabul edilir. Tek sevgilim aklıma düştü, nazen de sevgilim yadıma düştü. Tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Ağzınıza sağlık, bağlamanıza sağlık. Denir mi öyle? Deyin. Ne güzel. Ben dedim, Allah Allah. Ben dedim, oldu. Sağ Soner mi? Olgun. Öyle değil mi? Yani, bu vize isteyen ülkelere gitmeme hikayeniz nedir? Ya, duyuralım buradan. Yani hani. Vize istenmesi çok ayıp bir şey. Aşağılayan bir şey. Ve aslında bundan bizim devletimiz de, hükümetimiz de rahatsız herhalde tabii. Rahatsız olunacak bir şey. Evet. Yani adam elini kolunu sallayarak buraya gelebiliyor. Ben oraya giderken hop ne oldu falan diye soruyorlar. Bu çok ayıp bir şey. Çok ulusal bir onur aşağılaması geliyor. Boş verin ulusalını falan diyelim. İnsani olarak çok ayıp bir şey. Yani kapıyı çalıyorsunuz. Paramla gidiyorum. Yani pardon, işgale de gitmiyorum, şey de değil. Orada bir yeri gezip geleceğim. Ne yapayım? Louvre Müzesi Fransa'da. Hı. Burada i̇şte, vardı da mı gitmedi? Onu göreceğim. Yani bu insanlık değeri. Evet, medeniyetin doğru, bir doğru, şeyi. Evet. Oraya gitmem icap ediyor. Arkadaş bir göreyim filan. Neyse adam diyor ki işte tapunu göster, kartını göster, mal varlığını göster. Niye? Sana ne? Hı. Sen niye soruyorsun? Hayır, bunları gösterince de ben hiç denemedim. Hiç gitmedim öyle istemeye de. Bir de kapıdan gene de döndürebiliyorlarmış. Tabii. Niye? Sakallısın, Müslümansın, Türksün filan gibi boyutları da arttı ya bu 11 Eylül olaylarından sonra. Hı hı. Aa, niye böyle bir aşağılanmayı göze alayım? Çok şükür şimdi Google Earth her yeri gösteriyor. İsteyen Louvre Müzesi'ne bile birebir
Vallahi giriyorsun, tık 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 geziyorsun. Tavsiye ederim. Kalkacak bunlar. Yani bu tavırları koymak lazım, bunları konuşmak lazım. Ben sadece bu görevimi yerine getiriyorum. Bu çok ayıp bir şeydir. İnsanın aşağılanmasıdır. Yani paran varsa gidebiliyorsun. Yani bankada bilmem diyorsun, neyse, işin bilmem boyutu neyse. Güvenlikse güvenlik tedbirlerini alırsın o zaman, öyle değil mi? Başka bir şey bu. Çok ayıp ayıp şeyler bunlar. Buna tepki gösterilmesi lazım ve kalkacak. Yani tek tek bütün ülkelerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istediği yere gidebilecek. Doğrusu budur. İnşallah. Siz tabii çok sevilen, beğenilen ve davet alan bir sanatçısınız. Peki bu vize isteyen ülkelerden de davet alıyorsunuz ve gitmiyorsunuz, öyle mi? Oradaki vatandaşlarımız da diyorlar ki... Bunun problemini çıkartsınlar dedi, uğraşıyorum. Fıştıklıyorum yani ortalığı. Gelmiyorum, halledin öyle gelelim. Yani, tabii canım, aynen böyle. Yani arkadaşım çok uğraşıyor bununla. Ya benimle ilgili onunla görüşüyorlar. O da diyor ki ya bu delidir, gelmez işte şu, siz gidin filan. Ya bunun şeyi olsun ya, tartışması olsun. Hele ki bir de problem şimdi aslında çıksın. Siz tabii bunu dile getirince daha farklı düşünebiliyor insan. Şimdi bir de böyle bir internet gibi, dünyanın dediğiniz gibi, bırakın Louvre Müzesi'ni, sokağına tabii giren bir ortamda artık herhalde çok da bir anlamı kalmadı bu tarz şeylerin, öyle ya, değil mi? Boş ver, bunlar çok şey yani, çok gülünecek, acınılacak bir durum olacak. Çok değil, 5-10 yıl sonra. Çok acınacak şey olacak. Ne olacak? Birkaç kişi benim gibi böyle bağıracak, çağıracak. Bunlar iyi şeylerdir. Yani ben uzatmayayım diye konuş yapıyorum. Bunun çok yararı oldu. Ya da zaten şarkı söyleyecek. Benim de yöntemim bu Soner Bey. Şarkı söylerim, alan alır. Şarkı söylerim, iyidir. Herkes şarkı söyleyerek, öyle değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.